Sokakta rüzgar. Sokakta rüzgar. Ve ben çiçeklerin sevişmesini düşünüyorum. İnce sapların kansız goncaları ve bu veremli yorgun zaman. Bir adam geçiyor ıslak ağaçlar altında. Mavi damarları boynunun kayıyor ölü yılanlar gibi iki yandan yukarılara doğru. Gelince tam karma karışık şakaklarına bir kez daha fısıldıyorlar o kanlı sözcüğü. Selam. Güzel bir festival. Bu festivali planlayanları, organize edenleri, bizim buralara gelmemize sebep olanlara öncelikle teşekkür ederim. Yani Türkiye'de ve bizim gibi coğrafyalarda kadın olmak çok zor bir şey. Benim oyunumun da zaten mottosu İranlı bir kadın şairin hayatını oynuyorum ben. Furu Furuzat. Kendi ülkesinde ve bizim gibi coğrafyalardaki bütün kadınların aslında çok ciddi bir kadın olma mücadelesi verdiğini görüyoruz şimdiki zamanlarda. Ama ne yazık ki sadece şimdiki zamanlarda değil, benim oyunumun geçtiği tarih Tahran'da 1935'te doğup 67'de ölmüş bir kadın bile bugün biz ne yaşıyorsak o gün benzer bir yaranın, acının direncini göstermiş. İnsan olarak, kadın olarak ben de varım demiş bir kadın. Zaman durmuş gibi erkeklerin bu kadın algısı nın değişmesi için ben de çaba gösterenlerden biriyim ve bu oyunu aslında biraz da bunun için yaptım. Kadınların düştüğü yerden kalkmaları, daha direngen ve daha mücadeleci olmaları ve erkeklerin de yok ettikleri, bu yeryüzünde fazla buldukları kadınlara dair davranışlarının değişmesini umut ederek yaptım Yaralarım Aşklandırı ve biraz sonra da oynayacağım. Umarım Ayvalık seyircisi de benim Furu Furuzat bir kadın hikayesi, Şebnem İşigüzel'in yazdığı, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği, Tiyatro Poyraz'ın bir prodüksiyonu bu oyun. Benim de oynamaya çalıştığım bu güzel oyuna bu akşam Ayvalıklı seyircilerimizi bekliyoruz. Gün geçmiyor ki bir kadın öldürülsün, gün geçmiyor ki bir kadın şiddete uğramasın. Gerçekten artık çok 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 fazla olmaya başladı. Yani bunun ölçüsü de önemli değil ama bir erkeğin kadına baktığı zaman ona olan bakışında şiddeti hatırlıyor olması korkunç bir şey. Bu dünya, bu yeryüzü hepimizin, bu yeryüzü sofrasında hepimize yer var. Hepimizin dizi o sofraya sığacak. Sadece erkeklerin yaşadığı bir dünya değil bu. O yüzden de bir an önce yasal düzlemde kadınların haklarını koruyan kanunların güçlendirilmesi, çıkartılması ve İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar geri dönülmesini çok ama çok arzu ediyorum.